Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ebu Talip neden yeğeni Muhammed'in yemekte olmasına özen gösteriyordu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz dünyaya teşrif etmeden önce babası Abdullah rahmetli olmuştu. Kendileri 6-7 yaşlarındayken de annesi ahirete irtihal etti. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra, dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Dedesi Abdülmuttalib de vefat edince, dedesi daha vefat etmeden önce yaptığı vasiyeti gereği Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Amcası Ebu Talib tecrübeyle sabit olmuş ki yeğeni sofraya oturmadan sofraya oturmuyordu. Otursa bile o gelmeden sofraya başlamıyordu yemek yemeye. Neden? Çünkü o tecrübeyle anlamıştı ki ne zaman sofrada yeğeni Muhammed olursa hepsi doyuyordu. Sofra bir bereket, bir huzur, bir saadet geliyordu. O olmadığında doymuyorlardı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu durumu Peygamberimizin peygamberliğinin delillerinden sayılmış. Aynı zamanda onun varlığının nasıl berekete vesile olduğunun bir delil sayılmış. Demek ki bizler hayatımızda bereket, mutluluk, huzur ve saadet istiyorsak onu yanımızda bulundurmalıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanımızda bulundurmanın yolu Peygamberimiz gibi yaşamaktır. Kim Peygamberimiz gibi yaşar, Peygamberimiz gibi ahlaklı, dürüst, namuslu, iffetli olur. Kim Peygamberimiz gibi ibadet, takvada bulunur, kim peygamberimiz gibi hayatını tanzim ederse her peygamberimize uyduğu hal onu bir açıdan peygamberimizle beraber olmaya ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı yanına davet etmeye vesile ve o anlama gelir. Öyleyse hayatımızı güzelleştirmenin, şuurlandırmanın, bilinçlendirmenin yolu ve bereketlendirmenin vasıtası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak, ve hayatımızı onun hayatına endeksleyerek yaşamaktır.